Merhaba arkadaşlar. Koruyucu malzemelerde aşınma dayanımı. Koruyucu giyeceklerde aşınma dayanımı için Martindale metodu uygulanır. Bunun için Martindale aşındırma ve boncuklanma cihazı, numune kesmek için 38 mm çapında numune kesici, numune kesmemiz için 140 mm çapında numune kesici, numune tutucuları, köpük, sünger standartlara uygun, 140 mm çapında keçe, aşındırıcı kumaşı olarak ya %100 yünlü aşındırıcı kumaş ya da zımpara kullanılır. Test numunesi kesilmeden önce düz bir yüzeye serilir ve kondisyonlanır. Kondisyonlanmış test numunesinden kenarlardan 100 mm içeride 140 mm çapında 4 adet numune kesilir. Numune kesilirken kırışık olmayan bölgelerinden numuneyi temsil edecek şekilde farklı yerlerinden rastgele kesilir. Numuneyi keserken gerilimsiz olmasına dikkat edilir. Kesmiş olduğumuz bu numuneyi aşındırmak için müşteri isteği doğrultusunda zımpara ya da yünlü kumaştan 38 mm çapında aşındırıcı kesilir. Bunun için zımparamız standartlara uygun 38 mm çapında 4 adet aşındırıcı kesilir. Bu testte 2 metot kullanılmakta olup metot 2'ye uygun olarak numunede aşınmaya meydana gelene kadar sürtme hareketi uygulanır. Hazırlamış olduğumuz numuneler Martindale aşındırma masasına keçe ile birlikte tutturulur. Aşındırıcı kumaşımız ya da zımparamız numune tutucusuna yerleştirilerek teste başlanılır. mm çapında kesilmiş olan numuneler aşındırma masasına yerleştirilir. Bunun için cihazın numune tutucu kılavuzu cihaz üzerinden indirilir. Numuneyi yerleştireceğimiz masanın sıkma bileziği yuvasından çıkarılarak 140 mm çapındaki keçe masa yüzeyine tutturulur. Numunemizin ön yüzü üste gelecek şekilde keçemizin üzerine yerleştirildikten sonra baskı ayağı
konulup bilezik yardımıyla masaya tutturulur. Bu şekilde 4 numunemiz yerleştirilir. Baskı ayağımız numune üzerinden kaldırılarak cihazımızın aşınma konumunda olduğu kontrol edilir. Bilyelerimiz ortaya hareket ettirilerek numune tutucu kılavuzumuz yuvasına yerleştirilir. Daha sonra aşındırıcı kumaşımızı numune tutucusuna yerleştireceğiz. Bunun için bilezimiz yuvasından çıkarılarak masa üzerindeki yuvasına oturtulur. Zımparamızın ön yüzü içe bakacak şekilde yuvasına oturtularak üzerine köpük süngerimiz yerleştirilir. Sıkma bileziğimizle numune, daha doğrusu aşındırıcı kumaşımız sıkıştırılır. Zımpara veya yünlü kumaş aşındırıcı olarak kullanılır. Aşındırıcı kumaşımız da 30 mm çapında kesilir. Numaralarına göre aşındırıcı kumaşımızın şu an zımparamızın tıkılı olduğu tutucular yuvalarına yerleştirilir. Numunenin cinsine uygun olarak 9 kilopaskal veya 12 kilopaskal yuvasına yerleştirilir. Numunemizin ikincisi içinde numune tutucusu numarasına uygun olarak yuvasına oturtularak sıkıştırır. Ve 9 kilopaskallık ağırlık yuvasına yerleştirilir. Aynı şekilde hazırlamış olduğumuz üçüncü numunemiz için de zımpara yuvasına oturtulur. Toplam aşındırma sürtme sayımıza koruyucu kıyafetlerde düşük devirlerde başlayarak yavaş yavaş aşındırma sürtme sayımız arttırılır. Öncelikle test cihazımız sıfırlanır. Şu an 45 sürtme sayısı girilerek cihazımız çalıştırılır. 45 aşındırma sürtme hareketi sonucunda cihazımız durarak numune büyüteç yardımıyla kontrol edilir. İki farklı iplik koptuğunda test durdurularak 4 tane numunemizin ortalaması alınır. Eğer numunemizde aşınma olmamışsa belli periyotlarda kontrol edilir. Aşınma olup olmadığı büyüteç vasıtasıyla kontrol edilir. Büyütecimiz 8 kat büyütmelidir. Aşınma olan numunemiz çıkarılarak diğer numunelerimizle aşınmaya devam edilir. Bütün numuneler aşındıktan sonra testimiz sonlandırılır.